30-60-90'dan dolayı şimdi 90'ın karşısı 16 ise 30'un karşısı 8 olacaktır arkadaşlar. Burası 60 derece. Tabii ki ne yapacağız? Çift sayı varsa hemen böyle karşısından dikindireceğiz ki daha mantıklı olsun. Şöyle bir TCA üçgeninde 90'ın karşısı 8 ise burada 30'un karşısı 4 olacak. Ha, demek ki burası 4 olabilir mi? Hayır. Biraz orası geniş açılı gibi çizilmiş. Bunda bir hata yok. Yani hemen fark edemeyebilirsiniz. Problem yok arkadaşlar. Ne yapacağız? 60 derece aslında böyleymiş. Böyle dikindirince de şu TC buradaymış. 4'müş. DT o zaman buradan 1'miş. Ve 4 kök 3 olduğu için şurada bir Pisagor yapıyoruz artık. 48 bir daha 49 x 7 geldi B şıkkı. Saatte 15 kök 2 yol alıyorsa 20 dakikada bunun 1/3 kadar yol alır. Dolayısıyla şöyle arkadaşlar 5 kök 2 yol alacaktır. Yine 1 saatte 21 ise 20 dakikada bunun 1/3'ü 7 yol alacaktır. Böylece bittiği yerde, durdukları yerde veya bu aralarındaki uzaklığı soruyor bize. Normal artık şöyle buraya taşıyayım. Zaten sadece bunu göreceğiz. 135 derece. Burası 5 kök 2, 7. Kosinüs teoremi bence yapmaya gerek yok. Çünkü 5 kök 2 olduğu için böylece devam ettiririm arkadaşlar. Şurası 45 olur. Burası 45 olur. 5, 5 olur. 5, 12, 13 üçgeninden dolayı da E şıkkı olur. Arkadaşlar direkt kosinüs teoremi yapacağım. Çünkü özel bir durumu göremedim. Yani varsa eğer. Çünkü 64, 24 yani 100 bir alakası yok. Hani Pisagor gibi dik üçgen gibi bir şey yok. O zaman ne yapacağım? Mecburen kosinüs teoremi. Üç kenarı da bilindiği için A'ya alfa dersek 100 artı 64 eksi 2 çarpı 10 çarpı 8 çarpı kos alfa eşittir 24 olur. Buradan 24, 64, 40 yapsa 140 eşittir. Öbür tarafa attığımız zaman 160 kos alfa ve sıfırlar gider. Böylece 7 bölü 8 eşittir. Kos alfa olur. Şimdi gideceğim ne yapacağım? Bir daha büyük üçgende bu sefer kos teoremi yapacağım. 100 artı 100 eksi 2 çarpı 10 çarpı 10 çarpı kosinüs alfayı 7 bölü 8 bulduk. Eşittir x kare. Buradan şimdi 200'ü 8'e bölersek 25. 25 çarpı 7 175. 200'den çıkarırsak 25 eşittir x kare. X de arkadaşlar 5'miş. E şıkkı. Bazı noktalarda benzerliği güzel bir şekilde kullanmak gerekiyor. Özellikle uzunluk sorularında dik kenar varsa dik kenara şöyle bir paralel çekeriz arkadaşlar. Böylece 5'in 15 oranı 1 bölü 3 olduğu için şöyle bir DH'da 3 olacaktır. 3, 4, 5 üçgeninden burası 4. Böylece karşılık oranları aynı bak. 10'a 5. Hakikaten 4'e 8 oluyor. Zaten BC'de 9, 12, 15'ten 12 yapar. Şimdi eğik bir kenarı bulmanın yolu Pisagor olduğu için DH'ı indirmek çok daha mantıklı oldu bakın. Artık 9 artı 64 eşittir 73 eşittir x kareden x kök 73 geldi. Bunu benzerliksiz yapabilir misiniz? Evet, biraz daha gıcık gelir ama şöyle bir BT diki indirerek Öklit yardımıyla önce AT'yi bulursunuz. Sonra AT'yi bulunca şurayı bulursunuz. Öklit'ten BT'yi bulursunuz. Biraz uzun olur ama buradaki Pisagor'dan da gelir arkadaşlar. Kötü göstereyim bakın. 81 bölü 15. Sonuçta 81. Kendisine ekranan parça çarpı tabanın tamamı. Sonra 150 eksi 81 ne yapar? Herhalde 59 bölü 15. Artık hatırlamıyorum. Bir şey diyemeyeceğim. Şurası da yine 9, 12, 15'ten 108 bölü 15. Bak kötü bir sayı gördünüz mü? Yani Pisagor'dan bize sıkıntıya sokacak bir sayı. Ama benzerlik yardımıyla ne kadar rahat geldi. Geminin uzunluğunu 232 metre olarak vermiş. O zaman bakın şurayı böyle birleştirirsek 122, 50 daha 172 şu AC'ye 60 kalır. Ters açıdan dolayı 30 derece olur. 90'ın karşısı 60 ise 30'un karşısı 30 olacaktır. Bu arada şu açıda 60 olduğundan A açısı 120 olur. Kenarda artık çizersek böyle. Burası 50 birim, burası da 30 birim. Aradaki açı 120 derece arkadaşlar. Benden burayı istiyor. Şimdi burada mantıklı olan 2020'deki sorulan soru gibi sıfırları bir silmek. Sıfırları silip sonra geri ekleriz. 5 ve 3 120 derece olduğu zaman kosinüs teoremi yaparım. 25 artı 9 eksi 2 çarpı 5 çarpı 3 çarpı kosinüs 120 eksi 1 bölü 2. Böylece bu eksi 2'ler sadeleşti.
34 artı 15'ten 49 yaptı. X kare diyelim. Buna X diyelim. Böylece X 7 geldi. Bunlar da 0 0 olduğu için o zaman buna da bir 0 eklerim. Demek ki 70'miş C şıkkı. Kosinüs teoremi aslında arkadaşlar. Bu kadar böyle kareli mareli durumlar olduğu zaman benim aklıma gelen şey kosinüs teoremi oluyor. Yazın bakın. B kare artı C kare eksi 2BC kos A eşittir. A karedir zaten. B kare artı C kare artı BC olarak verilmiş. Burası da A kare. Gördüğünüz gibi bunlar birbirine eşit. O zaman bu kısımlar da birbirine eşit. Böylece BC eşittir. Eksi 2BC kos A olduğu için BC'ler gitti. Kos A buradan eksi 1 bölü 2 oldu. Tabii ki A açısı buradan 120 derece olur. D şıkkı. Burada önce şu açıyı bulalım ki arkadaşlar. Sonuçta bir 60 derece daha eklenmiş ya. Alfa artı 60, ona göre yorum yapalım. Dolayısıyla 9 artı 25 eksi 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı kosinüs alfa eşittir 19 yaptı. Buradan da 15 eşittir 30 kos alfa. Kos alfa arkadaşlar 1 bölü 2. Yani alfa 60 dereceymiş. 60'a 60 eklersek demek ki ikincisi aslında 120 dereceymiş. Bir daha kos teoremi 9 artı 25 eksi 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı kosinüs eksi 1 bölü 2 yapar. Böylece buradan arkadaşlar x kare dersek kl üstüne bu eksi 2'ler birbirini götürür. 34, 15 daha 49 eşittir x kare. X 7 oldu B şıkkı. 45 derece var. Bir de 60-60 varken arkadaşlar direkt bence önce eşkenara tamamlarım ben burayı. 60 derece. Burası 4 kök 3. Bak burası da 2 kök 3 olur. Sonra burası 120 derece olduğu için şu 15 derece olduğu için çok işimize yaramaz. O zaman nasıl kullanırım? 120 dereceyi şöyle yapmak yerine, bakın sonuçta 15'e bulaşırız orada. Böyle dikindiririm. Buradan da artık 90'ın karşısı 2 kök 3 ise 30'un karşısı kök 3 olur. 60'ın karşısı 3 olur. Ne güzel şu üçgen, kırmızı ile yaptığım üçgen. 45 45 90 üçgeni 3 3 3 kök 2 C şıkkı. Bu soruda çizerken zorlanmış olabilirsiniz. Anlayabilirim çünkü ortada hemen bir üçgen yok. Sonuçta AB diktir BC demiş. Düzlemde diyor, yani şu üçgen bu üçgen diye söylemiyor. Şimdi bakalım bir. Burada arkadaşlar AB diktir BC. Şöyle ABC. AB diktir BC olacak şekilde çizdim. Şu C'yi de şuraya alayım. Sonra arkadaşlar ne demiş? AD de AC'ye dik. Şimdi tabii ki o zaman bir tane daha doğru yapmam lazım. Mesela şöyle bakın. AD dik AC. Gördünüz mü? Böyle bir şey oluşturdum. Bunu da biraz yapma sebebim şu. Sonra diyor ki soruda CD ile AB de kesişiyor. Bakın CD de AB bir E noktasında kesişiyor. E eleman AB olmak üzere. Sonra BE'ye 6 demiş. BC'ye 8 demiş. DE eşit EC demiş. O zaman muhteşem üçlüden AE de eşit olur. 6, 8, 10, 10, 10. Gördünüz mü? Çizim evet o kadar kolay değil. Çizince kolay da, görününce kolay da kendi başınıza çizerken zorlanmış olabilirsiniz. Alfa dersem buraya da alfa dersem artık AD'yi kosinüsü de bulurum. X kare eşittir 100 artı 100 eksi 2 çarpı 6 şey 6 nereden çıktı? 10 çarpı 10 çarpı kosinüs alfa bakın 6 bölü 10. Bu yüzden yazdım. Bunlar gitti. X kare eşittir 200 eksi 120'den 80. X 4 kök 5 oldu arkadaşlar. E şıkkı. 165, 45 daha, 210, 90 daha. O zaman bak burası 60 dereceymiş, lazım olabilir. Çünkü yoksa 165 güzel bir açı değil. 45'ten şöyle indireceğim, kök ikili olduğu için 3, 3 olacak. Şuradan da indireceğim o zaman. Burası da 30 olacak. 30, 60, 90'dan dolayı da burası 4. Zaten dikdörtgen oluştu bak burada. İşte 4, 3 daha 7. E şıkkı geldi. Yine sadece muhteşem üçlüyü görsek yeterli olan bir soru. Bakın bu 2 kök 3, 2 kök 3 ise o zaman EC de bunlara eşittir. Haliyle burası alfa 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 olunca bak 3 alfa 90'dan alfa 30 geldi. Demek ki burası 60 dereceymiş. Haliyle arkadaşlar alfa 30 olduğu için 90'ın karşısı artık 2 kök 3, 30'un karşısı kök 3 yapar. Şimdi bakın şurasını artık biliyorum AH'ı. Ne yapacağım? 30, 60, 90 burada da 30'un karşısı 3 kök 3 oldu.
60'ın karşısı o zaman 9 yaptı. A şıkkı.